Önce kalbini düzeltmen gerek. Önce kalp. Kalbini şeytana teslim etmiş bir şekilde ayet de okusan fayda vermez. Bak nice Kur'an-ı Kerim anlatan mealistler var. Hepsi Kur'an okuyorlar. Hepsi besmele çekiyorlar. Ama kalp şeytanın elinde. Kalp şeytanın elinde. Onun için hiçbir şey ifade etmiyor onlara. Doğruya getiremiyor onları. Hakka döndüremiyor. Hakkı bulduramıyor. Aynı şekle döner bizim işimiz de yani. Biz ne yapalım? Önce Rabbimizin büyüklüğünü bilelim. Ondan sonra bu zikirleri yapalım. Faydasını görelim inşallah. O zikirler pürüşifadır. Yeter ki biz doğru bir şekilde okuyalım. Ve bu noktadaki bütün kardeşlerimize hep tavsiyem, yine tavsiye ediyorum. Yani şeytanın ve şeytan grubunun bir güç sahibi olduğuna inanıyorsunuz o güçle size bir şeyler yaptığını düşünüyorsunuz ve ona teslim oluyorsunuz ki bu en büyük hatanızdır. Allah Subhanahu ve teala şeytana vesvese verme gücü verdi. Yani senin kalbine vesvese verir. Seni yanlışa sevk eder, düşüncelerini bozmaya çalışır. Bunun haricinde seni tutamaz yani, seni ittiremez, sana bir şey yapamaz. Netice şeytanın gücüne inandınız, inanıyorsunuz. Çoğu kardeşleriniz böyle zaten düşüyorlar bu e, hastalıklara. Ya arkadaş, diyoruz ki bak Allah Subhanahu ve Taala'nın gücü yarattıklarıyla kıyaslanabilir mi? Haşa, mümkün değil, değil mi? Allahu Teala'nın bir meleği olan Cebrail Aleyhisselam şeytana bir vurduğu zaman dünyanın bir tarafını öteki tarafına atıyor. Bir kanat Cebrail Aleyhisselam bir kanat vurdu mu bir daha şeytanı dünyanın öbür tarafına atıyor yani. Durum böyleyken Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bize ne türlü ne harika zikirler öğretmiş iken sen Allah'ın kudretine itikadın olmuyor da Allah'ın kudretiyle ayakta duranın karşısında hiçbir şey duramayacağını itikadın zayıf oluyor ve şeytanın kuvvetine teslim oluyorsun. Bu tamamen ne sana büyü yapmalarından ne başka bir şey. Bu tamamen senin imanında, itikadındaki zayıflıktan ileri geliyor. Onun için senin en başta imanını sağlam hale getirmen lazım. Abdest de gezeceksin, namaz kılacaksın, zikir yapacaksın ve en önemli olan Allah ehlinin sohbetlerini can kulağına dinleyeceksin. Ki kalbini arşa taşıyacak olan, imanı arşa taşıyacak olan o sözlerdir bunu da iyi bileceksin yani